Oscar Wilde, Dorian Gray'in portresi ve ciddi olmanın önemi gibi çok beğenilen eserlerin yanı sıra parlak zekası, gösterişli stiliyle tanınan yazardır. Yazar, oyun yazarı ve şair Oscar Wilde, Victoria dönemi İngiltere'sinde popüler bir edebi figürdü. Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra şair, sanat eleştirmeni ve estetik ilkelerin önde gelen savunucusu olarak ders verdi. 1891'de Victoria dönemi eleştirmenleri tarafından ahlaka aykırı olarak nitelendirilen tek romanı Dorian Gray'in portresini yayınladı, ancak şimdi en dikkate değer eserlerden biri olarak kabul ediliyor. Bir oyun yazarı olarak Wilde'ın hicivli komedileri Lady Windermere'in Yelpazesi, Önemsiz Bir Kadın, İdeal Bir Koca ve En Ünlü Olmanın Önemi dahil olmak üzere pek çok oyunda başarı sağladı. Yazısında ve yaşamında alışılmadık bir genç olan Wilde'ın genç bir adamla olan ilişkisi 1895'te iğrenç ahlaksızlık suçlamasıyla tutuklanmasına yol açtı. 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 46 yaşında serbest bırakıldıktan 3 yıl sonra yoksulluk içinde öldü. Oscar Wilde 16 Ekim 1854'te İrlanda'nın Dublin kentinde doğdu. Babası William Wilde, İrlanda'nın nüfus sayımı için tıbbi danışman olarak yaptığı çalışmalarla şövalye olarak tanınan, beğenilen bir doktordu. William daha sonra şehrin yoksullarını tedavi etmek için St. Mark's of Milk Hastanesi'nde tamamen kendi kişisel birikimiyle kurdu. Wilde'ın annesi Jane, 1848 genç İrlandalı isyanı ile yakından ilişkili bir şairdi, yetenekli bir dil bilimciydi. Wilde zeki ve kitapsever bir çocuktu. Yunan ve Roma çalışmalarına aşıktı. Portera Kraliyet Okulu'na gitti. Son 2 yılının her birinde okulun en iyi klasik öğrencisi ödülünü ve son yılında çizimde ikincilik ödülünü kazandı. 1871'de mezun olduktan sonra Wilde, Dublin'deki Trinity College'da devam etmesi için Kraliyet Okulu bursu ile ödüllendirildi. Trinity'deki ilk yılının sonunda 1872'de okulun klasik sınavında birincilik verdi ve üniversitenin lisans öğrencilerine verilen en yüksek onur olan hazırlık bursunu da aldı. 1874'te mezun olduktan sonra Wilde, Trinity'nin Yunanca'daki en iyi öğrencisi olarak Berkeley Altın Madalyası ve Oxford'daki Magdalen Koleji'nde ileri eğitim için Deanship bursunu aldı. Oxford'da Wilde hem klasik hem de klasik moderasyonlarda sınav görevlilerinden birinci sınıf notlar alarak akademik olarak mükemmelleşmeye devam etti. Wilde yaratıcı yazarlığa girişimlerini Oxford'da yaptı. Mezun olduğu yıl olan 1878'de Ravenna adlı şiiri Oxford'dan bir lisans öğrencisi tarafından en iyi İngilizce şiir kompozisyonu Newdigate ödülünü kazandı. Oxford'dan mezun olduktan sonra Wilde, Londra Yüksek Sosyetesi arasında popüler bir portre sanatçısı olan arkadaşı Frank Miles ile birlikte yaşamak için Londra'ya taşındı. Orada şiir yazmaya odaklanmaya devam etti ve ilk koleksiyonu olan şiirleri 1881'de yayınladı. Kitap yalnızca mütevazı eleştirel övgü alsa da Wilde'ı gelecek vaat eden bir yazar olarak tanıttı. Ertesi yıl 1882'de Wilde bir Amerikan konferans turuna çıkmak için Londra'dan New York'a gitti. Bunun için sadece 9 ayda 140 ders verdi. Ders vermediği zamanlarda günün önde gelen Amerikan bilim adamları ve edebiyat figürleriyle tanışmayı başardı. Wilde Amerikan gezisinin bitiminde eve döndü ve hemen İngiltere ve İrlanda'da 1884'ün ortalarına kadar süren başka bir ders turuna başladı. Dersleri ve ilk şiirleriyle Wilde kendini estetiğin önde gelen bir savunucusu olarak kanıtladı. Herhangi bir politik veya sosyal bakış açısını desteklemek yerine kendi iyiliği için güzellik arayışını vurgulayan bir sanat ve edebiyat teorisi. 29 Mayıs 1884'te Wilde, Constance Lloyd adında zengin bir İngiliz kadınla evlendi, iki oğulları oldu. Düğününden bir yıl sonra Wilde, bir zamanlar popüler olan ve kısa süre önce modası geçmiş olan bir İngiliz dergisi olan Ladies World'u yönetmesi için işe alındı. Ladies World editörlüğünü yaptığı iki yıl boyunca Wilde, derginin kapsamını yalnızca kadınların ne giydiğiyle değil, ne düşündükleri ve ne hissettikleriyle ilgilenecek şekilde genişleterek yeniden canlandırdı. 1888'den başlayarak Ladies World'un editörü olarak görev yaparken neredeyse tüm büyük edebi eserlerini ürettiği 7 yıllık öfkeli bir yaratıcılık dönemine girdi.
Şiirler yazdıktan 7 yıl sonra 1888'de Wilde, bir çocuk hikayeleri koleksiyonu olan Mutlu Prens ve Öteki Masallarını yayınladı. 1891'de estetikçiliğin ilkelerini tartışan bir deneme koleksiyonu olan Niyetleri yayınladı. Aynı yıl ilk ve tek romanı Dorian Gray'in Portresini yayınladı. Roman, gençken portresinin yaşlanmasını ve günah ve zevkle dolu hayatını sürmesini isteyen güzel bir genç adam olan Dorian Gray hakkında uyarıcı bir hikayeydi. Roman şimdi büyük ve klasik bir çalışma olarak kabul edilmekle birlikte o dönemde eleştirmenleri kitabın görünürdeki ahlak eksikliğinden öfkelendiler. Wilde'ın ilk oyunu Lady Windermere'ın Yelpazesi, Şubat 1892'de yaygın bir popülariteye ve eleştirmenlerin beğenisine sunuldu. Wilde, oyun yazarlığını birincil edebiyat biçimi olarak benimsemeye teşvik etti. Sonraki birkaç yıl içinde Wilde birkaç harika oyun üretti. Bunlar yine de karanlık ve ciddi alt tonlar içeren, esprili, oldukça hicivli tavır komedileriydi. En dikkate değer olanları Önemsiz Bir Kadın, İdeal Bir Koca ve en ünlü olan Ciddi Olmanın Önemidir. En büyük edebi başarısının tadını çıkarırken Wilde, Lord Alfred Douglas adında genç bir adamla bir ilişkiye başladı. Oscar Wilde, Douglas'ın babası Queensberry ile eşcinsellik üzerine mahkemelik oldular. Wilde 25 Mayıs 1895'te mahkum edildi ve 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Wilde 1897'de fiziksel olarak tükenmiş, duygusal olarak tükenmiş ve parasız bir şekilde hapishaneden çıktı. Fransa'ya sürgüne gitti ve burada ucuz otellerde ve arkadaşlarının dairelerinde yaşayarak Douglas ile kısa bir süre yeniden bir araya geldi. Wilde bu son yıllarda çok az yazdı. Tek dikkate değer eseri 1898'de hapishanedeki deneyimleri hakkında yazdığı The Ballad of Reading Jail şiiriydi. Wilde 30 Kasım 1900'de 46 yaşında menenjitten öldü. Ölümünden bir asırdan fazla bir süre sonra Wilde, edebiyatından çok kişisel hayatı, coşkulu kişiliği, mükemmel zekası ve eşcinsellik yüzünden hapis cezasıyla daha çok hatırlanıyor. Bununla birlikte esprili, yaratıcı ve yadsınmayacak kadar güzel eserleri, özellikle Dorian Gray'in Portresi romanı ve Ciddi Olmanın Önemi adlı oyunu, genç Victoria döneminin en büyük edebi başyapıtları arasında kabul edilir.